CSS dersleri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde neon efektleriyle oyun siteleri veya arka planı koyu olan sitelerde nasıl ışıklandırma ve efekt yapabiliriz bunu göstermiştik. Şimdi bu işlemimizi bir adım öteye taşıyorum. Yine oyun, grafik, bu tür sitelerde sizin hareketleri nasıl verirsiniz? Sadece kodlarla animasyon nasıl yapabilirsiniz? CSS kodlarıyla bunu göstereceğim. İlk olarak sizlere lazım olan internetten ücretsiz olarak bir adet göstereyim neyi indirdiğimi. 12 adımda bir insan karakterinin hareketlerinin olduğu arka planı PNG, yani şeffaf saydam bir PNG resim alıyorum. Bunun boyutlarını söyleyeyim. Gerçi GitHub deposundan da indirebilirsiniz arkadaşlar. GitHub deposunda ben bunların hepsini veriyorum. 3350 boyutlarında bir resim. Sonrasında Human Walk diye HTML sayfası, şurada gördüğünüz gibi bir adet de stil sayfası oluşturdum. Standart kodlarımı zaten yazdım. Walking Human Animation diye başlık verdim. İlk olarak oluşturacağım, yukarıda bir başlığım olsun, bir yazım. H1 tagımla, bunları ufak yazayım. H1 tagımla arkadaşlar, yukarıdakini yazıyorum. Sadece İngilizcesi daha düzgün olsun diye CTRL-C ile başına bir D koyacağım. Daha düzgün bir yazı şeklinde olsun diye. Sonrasında geliyorum, İlk olarak bir div tagı ekliyorum. Bunun ID değerini, bu sefer class'la çalışmayacağım, ID değeri vereceğim. Direkt hemen şu şekilde koşmayla ilgili ya da walk da diyebilirim arkadaşlar. Yürüyordu sonuçlar. Walk diyorum. Yürümeyle alakalı. Birinci ID'mi oluşturdum. Geliyorum hemen ikinci ID divim için, div tagım için bir ID daha oluşturuyorum. Ve buna da yol diyeceğim. Cadde de diyebilirim. Street diyorum. Cadde olarak tanımladım. Bu şekilde. Şuradan çıkalım. Div tagımı kapatıyorum. Ve bu şekilde kaydediyorum arkadaşlar. H1, div ve div diye oluşturdum. Şimdi hızlı hızlı direkt kodlarımı yazmaya başlayalım. İlk olarak arkadaşlar style'ıma geliyorum ve style'ımdan background resmimi, ya da daha doğrusu background'ıma resim indirmedim bu sefer. Direkt renkle alakalı bir işlem yapalım istiyorum. O yüzden geliyorum, body tagımı açıyorum ve de background color'umu buradan buluyorum. Herhangi bir renk verebilirim. Burada yeşilin açık tonlarında bir renk varsa onu vermek istiyorum. Şu şekilde yeşilin açık tonlarında bir rengi veriyorum. CTRL-S ile kaydediyorum. Sayfama gelelim. Sayfamı yeniliyorum arkadaşlar. Web sayfamı açıyorum. Gördüğünüz gibi arka planıma yine fosfora yakın bir yeşil rengi verdim ve yazım da ekranında çıktı. Şu an CSS bağlantımın doğru olduğunu görüyoruz. Hızlı bir şekilde yazımla, caddemle, yani streetimle alakalı ilk ID'm için işlemi yapıyorum. ID'ler biliyorsunuz diyezle başlıyordu. Diyorum ki buradan street, onunla alakalı ilk kodlarımı yazacağım. Aslında H1'i de yazabilirim de H1'i daha sonra düzenleyeceğim. Öncelikle animasyonumuzu bir düzenleyelim. Border bottom diyorum. Bir yazı çizgi atacağım arkadaşlar. Yolumda bir çizgi olsun istiyorum. Şuraya bir 8 piksellik bir çizgi. Bu daşet, solid de olabilir bu. Ben bunu kesik kesik yapıyorum. Daşet olacak. Daşet şeklinde. Ve rengimi de sayfama uygun olsun diye aslında red de verebilirim. Red vereyim. Siyah verecektim. Red vereyim. CTRL-S yapıyorum. Sayfamızı bir görelim. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi border çizgim de sayfamıza geldi. Bunu aşağıya indireyim arkadaşlar. Kodlarımızı yazmaya devam edelim. Bu sefer adım adım gösteriyorum ki mantığını tamamen kavrayın diye. Şimdi street'im, caddemle ilgili yazdık. Geliyoruz caddemle ilgiliden sonra walk'la ilgili, yani artık adamımızla ilgili çalışmaya başlayalım. Bu şekilde açıyorum. Diyorum ki background'ıma resmimi vereyim. Oyunun için background imajımı seçeceğim. Background imaj diyorum. URL cinsinden zaten human'ım otomatik olarak çıktı. Sonrasında noktalı virgülle adamımızı sayfamıza aldık. Tabii adamımıza biz boyutlar belirlemem lazım. Geliyorum diyorum ki yüksekliği. Yüksekliği demiştim daha öncesinde. 350 yapmayayım, 340 yapalım.
Sonra eğer 350 sıkıntısı olursa piksel cinsinden 340 diyorum şu şekilde. Weight'ime geliyorum. Daha doğrusu vidime geliyorum, yüksekliğime. Bunu da 250 yaparsam karakterim tahminimce buraya sığacaktır. Piksel olarak CTRL-S ile kaydedeyim arkadaşlar. Şu şekilde CTRL-S ile kaydedeyim. Kodlarım düzgün olsun. Sayfama geliyorum, yeniliyorum. Karakterimi gördüğünüz gibi sayfama şu an yolumun üzerine aldım. Karakterim burada arkadaşlar. 250 piksele 300 kısmını burada bulunduruyoruz. 340'lık kısmını. Ve animasyon. Artık animasyon işlemlerime başlayabilirim. Animasyon işlemlerim için animation diyorum. Nasıl bir animasyon yapmak istiyorsam bir isim vereyim. Anime diyorum. Dünkü gibi yine bozmayalım. Anime diyorum. 1 saniye. Ve kaç adım atsın? Resmim 12 adetti. Steps'imden bu 12 adet olduğunu belirtiyorum. Ve de infinite değerimi giriyorum. Diğer tarafa uzamasın diye virgül atıyorum. Aşağıdan yazmaya devam edeceğim. Bu anime 1'di. Aslında fark etmez. Geriye dönüşler için forward diyorum. Daha farklı bir isim mi versem diye düşündüm de. Gerek yok. Forward diyorum. Burada da 5 saniyelik ya da 4 saniye birazcık daha hareketli olur. Bunu birazdan değiştirip ne işe yaradıklarını size göstereceğim ama animasyonumuzu çalıştırmadan bunu göremeyiz. Lineer yapıyorum. Aynı şekilde infinite değerimi alıyorum ve noktalı virgülümle CTRL-S yapıyorum. Burada sayfayı yenileyim arkadaşlar. Herhangi bir işlem olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü keyframe'imle alakalı değerlerimi girmedim. Keyframe'imle alakalı değerlerimi girmeden herhangi bir işlem olmaz. Bunu tekrar aşağıya alıyorum. Geliyorum ilk keyframe'imi. Keyframes'imi alıyorum. Buna anime diyorum. Karakterimiz için yani yürüyeceği için bu şekilde açıyorum. Ve de sıfırıncı zamanda, daha ilk yüklendiği zamanda %0'dayken bunun için bir pozisyon belirleyeceğim. Arka plan pozisyonunu, background position'ımı şuradan bulayım arkadaşlar. Geliyorum, diyorum ki 0 piksel burada dursun. Sonrasında şu kısmımı kopyalayayım, CTRL-C. Geliyorum aşağıya. Sona geldiğinde son neresidir? %100'e dolduğu zaman size demiştim ki bir uçtan bir uca 3000 olarak boyutunu belirlemiştim. 3000'e varsın. Sıfırdan 3000'inci yere kadar gitsin. Yürüme efektimizde CTRL-S yapıyorum. Gelelim sayfamıza. Şu şekilde gördüğünüz gibi yürüme işlemini yaptık. Burada artık yapacağımız bir şey, bakın sadece bunu bile yapsanız herhangi bir yerinizde bu yürüme işlemi yapıyor. Olduğu yerde yürüyor. Peki ben bunu ileriye doğru nasıl yürüteceğim? Onunla ilgili de kodlarımız var arkadaşlar. Şimdi onları adım adım yazacağız. Geliyorum. Bunu aşağıya indiriyorum tekrar. O kendi başına yürüye dursun orada. Şu kısmımı alıyorum. CTRL-C ile aşağıya enter'lıyorum ve buraya yerleştiriyorum. Yapacağım işlem arkadaşlar anime değil de bu sefer bakın şu diğer animasyonum için, forward için. Bunun için hareket vereceğim. Hareket efektim pozisyon değildir. Transform'dur. Bunu da X'te yani yatayda sağdan sola doğru götüreceğim. Hani yukarıdan aşağı götürecek olsaydım Y'yi vermem lazımdı. Buradan bir değer vereyim. Eksi 100 piksel. Bunun değerine bakacağım. Eğer ki karakterim sağda solda görünüyorsa bununla ilgili bir sıkıntı vardır. 110'a da çıkarabilirim. 120'ye, 80'lere de çekebilirim. Şunu tekrar alayım. CTRL-C ile. Buraya CTRL-V ile yapıştırıyorum. Şu şekilde. Sonrasında buradan 1200. değere kadar gitsin. Bu şekilde bir ayarlama yapıyorum CTRL-S ile. Şimdi geliyorum sayfama.
Sayfamı yeniliyorum. Artık karakterimizin yürümeye başlaması lazım. Gördüğünüz gibi karakterimiz yürümeye başladı arkadaşlar. Bittiği yerden geliyor, tekrar yürüyor. Bunun bir sonraki aşamasında, bir sonraki animasyonlarımda size arka planı da nasıl hareket ettirebiliriz onu göreceğiz. Şimdi bugünkü aşamamızda önde karakterimizi nasıl hareket ettiririz belli bir çizgide onu göstermiştim. Yazımızı da biraz düzenleyelim, sayfamıza yerleştirelim. Son rötuşları yaptıktan sonra hızlandırma işlemini de size gösteririm ve videomuzu sonlandırmış oluruz. Bunu aşağıya alayım. H1 için işlem yapalım. H1 için işlemi body'nin altında yapmak istiyorum. Geliyorum şuraya. H1 diyorum. Taglarımı açıyorum. Şu şekilde açalım. İlk olarak yukarıdan hizalayayım. Margin 0 piksel olsun. Padding 0 piksel olsun. Color olarak bir color rengi vereyim. Buna şöyle bakalım, koyu tonda bir renk alalım. Bakalım daha koyu bir rengimiz var mı? O zaten siyaha yakın. Şu şekilde koyu kırmızı alabiliriz. CTRL-S ile. Daha sonra yazımızı ortalayalım. Text Align Center diyelim. Şu şekilde bir görelim arkadaşlar. CTRL-S ile kaydediyorum. Yazımızın ortaya gelmesi lazım. Gördüğünüz gibi yazımız ortaya geldi. Bunu bir border içerisine alsak daha güzel olur. Beyaz bir border içerisine alabiliriz. İndiriyorum. Border diyorum. 3 piksellik bir border işimi görecektir. Solid olarak buna da white rengimi, madem renklerden gidiyoruz, beyaz rengimi veriyorum. Ve de kenarlarını da yumuşatayım. Border Reduce değeri vereyim. Buna da bir 5 piksel vereyim. CTRL-S ile şu şekilde kaydedelim. Bir bakalım. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi bir çerçeve içerisine aldık. Bu çerçeve içerisinde şu an yazımız yürümekte. Bunu aşağıya indireyim şimdi arkadaşlar. Kodlarıma bir iki ekleme yapabiliriz. Mesela şu border'ımızı birazcık daha kalınlaştıralım. Bir 5 piksel diyelim. Radyusumuzu da birazcık daha yumuşatalım. 10 diyelim. Genişlik verebiliriz. Width diyelim. 500 piksel diyorum. Bu şekilde CTRL-S ile kaydedelim. Birazcık daha çizgilerimiz genişlemiş olur. Gördüğünüz gibi bunu sağa sola, yukarı aşağıya istediğiniz gibi hizalayabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen bunlar sizin tercihinize kalmış. Tabii ki yazımızın ortalanmasını istiyorsak arkadaşlar, bunu da şu margin değerimizi otomatiğe almamız lazım ki sağa sola hizalamasında. Çünkü genişliğimizi verdik. Sağdan soldan sıfırlayınca direkt sola gitti. CTRL-S'ye yapalım. Şu şekilde kaydediyorum. Geliyorum sayfama. Yazımı bu şekilde centerlamış, ortalamış oluyorum. Bir önceki dersimde zaten yazımı efekt vermeyi göstermiştim. Bu ikisini birleştirirseniz arkadaşlar çok güzel, şu yukarıda yanan efektli, aşağıda da karakterinizin yürüdüğü bir sayfa elde etmiş olursunuz. Bunu istediğiniz sayfalarınızda güvenle, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Zaten bütün dokümanlarını GitHub depomdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.